İstanbul are currently en rapid to the west. En zor zaman. Dönüş bu sen evet, çocuğunuz gümüş madalya getirdi. Teşekkür ederim. Neler düşünüyorsunuz? Gençlik kış olimpiyatlarında ülkemizi temsil etti. Bayrağımızı dalgalandırdı. Ülke tarihinde ve federasyonumuzun tarihinde ilk madalyasını alarak tarihe geçti. Onunla gurur duyuyorum. Ailem olarak mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız. Erzurum Dadaş'ı onu bekliyoruz inşallah. Birazdan Allah'ın izniyle burada olacak. Önünde 2026 kış olimpiyatları var. Allah'ın izniyle inşallah orada da madalya alacak. Evet. Onunla gurur duyuyorum. Onun küçük baba olarak neler hissediyorsunuz? Evet. Baba duygusu olarak neler hissediyorsunuz? Gurur duyuyorum yani. Mutluyum, evet. Heyecanlıyım. Evet. İnşallah her zaman yanında olacağım onun. Allah'ın izniyle inşallah daha iyi neticeler elde edecek. Sadece duygularım Türk bayrağını dalgalandırması beni çok mutlu etti. Her zaman ondan beklentim oydu. Ve her gittiği yarışta da baba söz ben Türk bayrağını dalgalandıracağım. Ve benim için en mutlu, en gurur verici oydu. Allah'ın izniyle inşallah bundan sonraki gittiği yarışlarda Amerika, Hollanda, Kanada, Çin biz varız. Bundan sonra biz ülke olarak biz de bu sporda varız. İnşallah oğluma güveniyorum. Elinden geleni her şeyi yapacak inşallah Allah'ın izniyle. Evet, annesi olarak sizler ne düşünüyorsunuz? Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Oğlum tüm Türkiye ve Türk bayrağını temsil etti. İnşallah daha güzel yerlere gelir. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ederiz. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Çok heyecanlıyız. Heyecan çok var. Nasıl bir duygu içerisindesiniz? Çok güzel bir duygu. Bir oğlum anne olarak. Çok emek verdi. Bu yerlere gelmek için çok emek sarf etti. Çok şükür başardı. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. İnşallah daha güzel yerlere gelir. Bu da küçük kızım da konuştu. Evet, abin başarısını nasıl değerlendiriyorsun? Yusuf gel. Yusuf. Nasılsın? Spor dalında sen de oynuyorsun. Bu arada abin abisi misin? Evet. Neler hissediyorsun? Kardeşim. Kardeşisin. Abin Türkiye'ye bir gümüş madalya getirdi. Neler hissediyorsun? Onun başarması beni gururlandırdı. Çok yani heyecanlandık. Gurur verici madalya alması. Abim olarak çok güzel gurur duyuyorum onunla. Çok seviyorum onu. O da aynı iş yaptı. Yok dedesin. Aynı. Nasıl? Thank you.
çok gururlu ve mutluyuz. Burada Muhammed'in yapmış olduğu başarı aslında Erzurum'da 2011 yılında yapılan tesislerin meyvelerini verdiğinin bir kanıtı daha. Furkan'dan sonra Muhammed de yapmış olduğu başarıyla bu işin güzel bir şekilde gittiğini, daha başarılı olacağı kanısındayım. Burada tabii Genç ve Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu tohum projesi de çok önemli. Tohum projesiyle beraber çocukların yapmış olduğu başarılar önemli bizim için. Burada öncelikle Buz Pateni Federasyonu Başkanlığımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Yönetim kurulu tebrik ediyorum. Muhammed'i tebrik ediyorum, ailesini tebrik ediyorum. Muhammed'in kulübü olan Adrenalin Kulüp Başkanımızı, yönetimini tebrik ediyorum. Başkanımız da burada. Bu tabii bir ekip işi. Burada hem antrenörümüzü tebrik ediyorum. Bu buz pateninde, short track'ta bizim ülke olarak da başarılı olacağımızın kanıtı. Furkan bunun öncülüğünü yapmıştır. Arkasından Muhammed geliyor. Buradan Furkan'ı da Muhammed'i de kucak dolu sevgilerle alkışlıyorum. Daha başarılı olacağız. Teşekkür ediyorum. Türkiye'de biz artık bütün alanlarda yeni varız. Sen de bunun öncülerinden birisin aslında. Furkan'dan sonra sen geliyorsun madalyalan bir sporcu olarak. Neler söyleyeceksin, neler hissediyorsun ve bundan sonraki hedeflerin neler? Yani Türkiye milli bayrağımızı nerelerde temsil etmek istiyorsun? Tabii ki onu şey yapar ama sen bunu biraz daha açar mısın? Öncelikle 2024... Biraz yüksek sesle. Sesini yükseltmez. 2024 Kış Gençlik Olimpiyatları'nda 20 metre mesafesinde Mustafa Sporcu arasında ikinci olarak ülke ve güç madalya kazandı. Türkiye'de büyük bir tarih yazdı. Türkiye'de bir yaşadığımız için mutluyuz, gururluyuz. Binlerce insan içinde Türk bayrağını dalgalandırmak olur ve gurur verici. Bundan dolayı federasyonumuza, başkanımıza, bakanlığımıza ve il müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hedefimizi önümüzdeki yazın kamplarla yetişe yetişe olmamız ve çünkü çalışan 2026 olimpiyatlarında gümüş madalya değil de altın madalya ve altın ülke bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Seyircim, bu süreç nasıl bir zorlu muydu? Nasıl bir çalışma mümkün bu madalya açacağız? Yani bir sene önce yazın haftalarını durdu. Günde 8 saatten bu zamanları çoğalar. Sabahlar, öğler, akşam olmak istedim. Yüksek sözler olarak antrenmanlar yapacağım. Bundan 2021 yılından verdiğim röportajda 2024 Yetişken Şık Olimpiyatları'na madalya almak istiyorum diye bir röportaj vermiştim. Hedefime ulaştım. Çok çalıştım. Kendimle de bulundum. Teşekkürler, ağzına sağlık. Çok sağ olun. Kulüp başkanı var. Muhammed tabii ki de hocam, çok, biraz yüksek sesle. Çok çalıştık, çok emek verdik. Muhammed'e her zaman destek olduk. Başaracağını her zaman biliyorduk. Desteğimizi ailesi ve kulüp olarak hiçbir zaman üzerinden çekmedik. Çok inançlıydık. Ve bunun da henüz bir başlangıç olduğunu da biliyoruz. Muhammed daha da büyük başarılara, olimpiyatlara, Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonlarında çok daha iyi yerlere geleceğini biliyoruz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Başka da bir şey söylemek istedim. Şimdi almıyorum, bir güzel haber çalışacağız. O zaman alacağım. Tamam, ben alayım. Evet, buyurun siz de söz. Evet, tamam abi. Yüksek sesle. Öncelikle bugün bir tarihi bir başarı elde ettiniz. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Türkiye ilk defa kış olimpiyatlarında gençler arasında tarihi bir madalya kazandık, gümüş madalya kazandık. Muhammed'le beraber 3 senedir milli takımda çalıştırıyorum. Kendisi gerçekten istekliydi. Biz inandık. Tabii her mesafe öncesi sürekli taktikle uyguluyoruz, konuşuyoruz işte. Her sporcuların hataları olabilir işte. Her sporcuların taktik olarak hata olabilir. Biz onu yakaladık. İyi sporculardan finalde ikinci olup gümüş madalya kazandık. Öncelikle tabii Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza, bizim Buz Pateni Federasyonu'na, yönetim kurulu, herkese destek olanlar için çok teşekkür ederim. İnşallah hedefimiz Büyük Olimpiyatlar 2026 Milano. Biz o olimpiyatlarda
bu gençlerle beraber güzel başarı elde edeceğimize inanıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapıp çalışacağız. Teşekkür ederiz.